Arkadaşlar elimde Fender Steel Rayburn vintage stili burgulara sahip olan bir gitar var. Bunun tellerini değiştireceğim. Şu an zoom yapıyorum. Öncelikle bütün burguları gevşetiyoruz. Bakın bu burguda dikkat etmenizi istediğim şey bunların bu şekilde çıkabildiği. Şimdi köprüden daha rahat çıkabilsin diye telleri kesiyorum. Şu an ön taraftan ittireceğim ve arkadan bütün teller çıkacak. Gitarın arka kapağı yok şu an ama olsa da arka kapağında tellerin çıkabileceği kadar bir açıklık oluyor. Öyle çekiyoruz bunları ve çıkıyor. Telleri çıkarmışken klavyenin basit bir bakımını yapmalıyız. Örneğin limon yağı kullanabiliriz. Koyu renk ağaçlar için elimde bu tarz bir ürün var. Ben bunu kullanıyorum. Gördüğünüz gibi bayağı bir pislik çıkardı. Şimdi pikler çevresini temizlemek için yüzey çizmeyen herhangi bir ürünle tozlarını alıyorum diye düşünün. Teller takılı değilken tellerin silmemi engellediği kısımları siliyorum. Bu tarz bir ürünüm var. Fırçayla dilimin girmediği yerleri bileceğim şu an. SRV çok kalın saplı bir gitar. Buna standart 9.42 tel takmayı sevmiyorum. Gitarın tonunu öldürüyormuş gibi geliyor. 9.46 takacağım. Yani üst uç tel 10 numaraymış gibi, alt uç tel 9 numaraymış gibi düşünün. Steve Ray Vaughan kendisi yanılmıyorsam 12 numara tel kullanıp bemole akorlayan bir müzisyendi. Bakın şimdi bu bölüme dikkat etmenizi isteyeceğim. Arkadan bu delikten sokuyorum. Önden zaten ucu çıkıyor. Ve önden çekiyorum. Köprüyle ilgili yapacağım tek işlem bu. Şimdi sapa dikkat edelim. Belli bir miktar kesmem gerekiyor. Bu şekilde tepesindeki deliğe girmesini sağladım. Şöyle bir rahat döndürebileceği bir sarım elde ettim. Artık telim döndürmeye hazır. Evet, mi telimi taktım. La teli için bir kez daha göstermek istiyorum. Olması gereken deliğe la telini geçiriyorum. Yani alttan 5. delik diye düşünebiliriz. Sonuna kadar çektim. Şimdi sap kısmına odaklanalım. 2-3 tur sarılması gerekiyor. O yüzden fazla kesmeyeceğim. 2-3 tur sarılabilecek kadar kestim. Tepesinden soktum. Bu şekilde bir tur verdim. Daha sonra sarıyorum. Fazla sıkarsak teli kopartabiliriz. Ona da dikkat etmemiz lazım.
Cemil teline dikkat ederim. En alttaki deliğe sokuyorum. Sap kısmına dikkat edelim. Belli bir miktar kesiyorum. Başından geçirdim. Şöyle basit bir tur attırdım. String 3'den geçiriyorum. Yalnızca geriye burguyu döndürmek kaldı. Evet, şu an gitarın akordunu yapacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yararlı olmuştur.